Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik. Bu konuyla alakalı ikinci adım testi olacak. MEP yetkililerine emekleri için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de size her zaman olduğu gibi konu anlatımlarına yardımcı olacağım. Bu arada TYT çözen sevgili arkadaşlarım mezun A kazanım kavrama testlerini de mutlaka çözsün. AYT için de mezun B var. Evet, birinci soruyla başlayalım bakalım ne diyor. Birinci soru A ve B birer tam sayıdır diyor arkadaşlar. A için B için koşulları söylemiş. Aynı zamanda B'nin A'dan büyük olduğu durumlarda kaç tane A, B sıralı ikilisi yazılabilir diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? A'yı tek başına eşitsizlik içerisinde görmeliyim. 2A eksi 1 bölü 4, 4'ten küçük, 2'ye büyük eşit olabilir. Şu ifadenin 4'te 1'i buymuş. Arkadaşlar ben gönlüm ister ki burada A'yı, A küçük büyük şeklinde görüyorum. O yüzden bu arkadaşa işlemler yapacağım. Herkesi bir 4'te çarpacağım önce. Mümkün olunca adım adım A'yı yalnız bırakmaya çalışıyorum. 4'te çarptım. Amacım ne? Şu 4'ten kurtulmak. 2A eksi 1, 16 oldu. Gayet güzel. Şimdi herkese 1 ekliyorum arkadaşlar. Artı 1. Dediğim gibi A'yı mümkün olduğunca yalnız bırakıyorum. 9, 2A, 17. Şimdi A'yı yapayalnız görmek için herkesi de 2'ye böldüm. Yine sıkıntı değil, pozitif bir sayıya böldüm. Yani arkadaşlar A dediğimiz arkadaş 4,5 ile 8,5 arasında. Tam sayı dedi. A dediğimiz arkadaş 4,5'tan büyük 5, 6, 7 ve 8 olabiliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi B'yi de bulacağım. B'nin A'dan büyük olduğu kaç tane sıralı ikili yazabilirim ona bakacağım. B için de görüyorum herkes önce bir 2 ile çarpıyorum. Çarptım 2 ile. Eksi 4 büyük eşit küçük eşit diyebiliriz. 3 ve eksi 1 hop 20 2 ile çarpılmış hali. Herkese 1 ekliyorum. Eksi 1 de yolcu olsun. Eksi 1 3B hop 21. Şimdi herkesi 3'e böldüm. Hop hop bak B. B denen arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, 7 ile eksi 1 arasındaymış ki artık bunu uzun uzun yazmıyorum. B'nin A'dan büyük oldu. A 5 olabilir. 5 bu durumda B'nin alabileceği değerler ne olur arkadaşlar? Bakın burada 5 de var. Eksi 1, eksi 2'ler artık eksi 1, 0, 1, 2, 3 benim işim değil. Onlarla ilgilenmiyorum çünkü A'dan büyük değerlere bakacağım. 6 olabilir. 5'e 7 olabilir. B'nin alabileceği. A'nın alabileceği, B'nin alabileceği. Diğer taraftan 6 olabilir A. 5 ile işimi bitirdim. Çünkü B'nin alabileceği başka değer yok. B de daha büyük. 6'dan büyük. 7 olabilir. Bunu da hallettim. Artık A 7 olamıyor sevgili arkadaşlar. Yani bu koşula uyan sıralı ikili olarak. 7'ye kaç yazabilirim ki? 7'ye 7 olmaz. Çünkü B'nin A'dan büyük olması lazım. Gördüğünüz üzere epitopu 3 tane yazabiliyorum. E şıkkını işaretliyorum ve şu arkadaşa geçiyorum. İkinci soru. Biraz kılımsı bir soru arkadaşlar bu. Bir oyuncakçıda mavi sarı renkli bilyeler var. Mavi bilye var, sarı bilye var. Oyuncakçı birkaç mavi bilye satıyor ve kalan mavi bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısının yarısı kadar oluyor. Sevgili arkadaşlar sattık. Başta M kadar, başta S kadar bilyelerim vardı. Mavi, sarı. Sattıktan sonra S bölü 2 tane bilyem kalıyor mavilerde. Tamam. Daha sonra oyuncakçı birkaç sarı bilye satıyor. Buradan da satış yapıyor. Ve oyuncakta kalan sarı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 3'te 1'i kadar oluyor. Arkadaşlar S bölü 2'nin 3'te 1'i 3'e bölüyorum. Hemen S bölü 6 olduğunu görüyoruz ama göstereyim uzun uzun. Nasıl bölüyordum? S bölü 2 yazıyorum. Bu arkadaşı ters çeviriyorum. S bölü 6 kadar. Güzel. Burada da arkadaşlar S bölü 6 tane bilye kaldı. Gayet güzel. Satıyor ve oyuncakçıda kalan tamam 3'te 1 oluyor. Her şey yolunda gibi. Bu oyuncakçıda toplam 30 bilye satıldığına göre başlangıcındaki toplam bilye sayısı aşağıdakiler hangisi olabilir? En sevmediğim soru tipi aşağıdakiler olabilir. Şimdi belli bir şart çıkarmam lazım ama arkadaşlar burada onu çıkarmak biraz zor gibi gözüküyor. Ama şuna yürüyebilirim. Elimdeki en büyük ipucu toplam 30 bilye satıldı. Sevgili arkadaşlar ben burada kaç tane sattım? M eksi S bölü 2 tane sattım. Değil mi? Buradan buraya düştüysem bu kadar satmıştım. Buradan ne kadar sattım? S eksi
S bölü 6 sarılar. Şu arkadaş M eksi S bölü 2 artı, çünkü toplam 30 bilye sattım diyeceğim. Bununla bunun toplamı 30 olacak. Artı S eksi S bölü 6 eşittir 30. Bütün bildiğim bunlar mı arkadaşlar? Şimdi henüz oymuş gibi duruyor ama birazdan bazı çıkarımlarda da bulunacağız. Çünkü M ve S'nin neler olabileceğini söyleyeceğiz. Şu arkadaşı işleme soktuğumuzda şurası S, 5S bölü 6 eksi, bunu da 3S bölü 6 yazarsam 2S bölü 6, ki bu da arkadaşlar S bölü 3 olur. Güzel. Bu durumda M artı S bölü 3. Şurada bildin rasyonel sayılarda işlem yaptım. Eşittir 30'muş arkadaşlar. Evet, çok güzel. Şimdi ben bu koşulu sağlayan ölü S ve M değerleri bulacağım ki şu arkadaşlar olabilir. Şimdi bir tane olmayanı bir göstereyim. Ve neden olmadığını ve niçin, neyi düşünmemiz gerektiğini de söyleyeceğim. Şimdi şu 70 için, şu 60, şu da 10 olabiliyor arkadaşlar. 60'a çöp böldüm 20, 10'la topladım gayet 30. Ama sevgili arkadaşlar burada bakın, şurada dikkat etmem gereken şeyler var. S denen şey bir kere tam sayı adeti kadar bilyem olacak. S yani sarı bilye sayısı bir kere 2'ye de tam bölünecek, 6'ya da tam bölünecek sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da 3'e de böldüydük değil mi? Onun yarısının 3'ü. Yani onu da söyleyebilirim. Bu uyuyor ama arkadaşlar ben bir şey daha biliyorum. M sayısı arkadaşlar S bölü 2'den büyük olmalı. Yani sarı bilyelerin yarısından daha büyük olmalı ki sattığımda en azından S bölü 2 tane kalabilsin. Bu durumda bak M S'nin yarısından daha fazla değil. Demek ki M'yi biraz büyük seçmeliyim. Şimdi bu ikililere uyan bir şey bulmuştum. Ne bulmuştum? S'yi 12. 12 bölü 3. S 12. 4. Bu arkadaşa da 26 mıydı? Dur bakayım. 4. Ha, 26 olabiliyor. 30. Yani 38 tane olabiliyor. Ama olabilir dedi. 50'yi bulamadı. Şeyi bulamadım. 50 cevap da. Ama şu var arkadaşlar. Ne var? 30 mu? Yok 20. 20 artı 30 bölü 3, hop yine sana 30'u veriyor. Bunu bulurken de işte neye dikkat ettim sevgili arkadaşlar? S'yi seçeceğim sayı benim hem 2'ye hem 6'ya tam bölünecek, 30'u seçtim. Hem de şu M denen arkadaşın sevgili arkadaşlar S bölü 2'den büyük olması icap ediyor. 60'a 10 dolu. Şunlar zaten yandım kedi helva. 90'ı mümkün değil oluşturamıyorsun. Yani 90 bölü 3 zaten kendisi 30 yapıyor. Şuraya vereceğin her bir değer zaten uçuyor arkadaşı. 20, 30, 20 artı 30, 50 pekala olabilir. 38 deseydi de olabiliyordu. 32'yi de mi bulmuştuk? Öyle de bir şey bulmuştuk. Nasıl olabilir başka? 18 olsa 6, 18'e 24 de oluyor. 42 mi oluyor? Evet. Değil mi? 6'ya 24 de olabiliyor. Burada dediğim gibi trik, en büyük triklerden biri arkadaşlar. M yani mavi bilye sayısının sarıların yarısından fazla olması. Çünkü sattıktan sonra S bölü 2'ye düşüyünce S'lerin de hem 2'ye hem 6'ya bölünebiliyor olmasıdır. 3 ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki dikdörtgen şeklinde bir televizyon ekranında kenar uzunluklar A ve B olarak verilmiştir. Güzel. A bu aralıkta 60 ile 84, B de arkadaşlar 33 ile 40 arasında olduğuna göre desimetre kare cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamı nedir acaba diyor. Şimdi en küçük ve en büyük, en küçük için ne seçerim arkadaşlar? A'nın alabileceği en küçük değer 60, B'nin alabileceği en küçük değer de uzunlukları olarak verilmiştir. Şimdi A ve B'nin tam sayı olduğunu söylemiyor. Tam sayı olduğunu söylemediği için arkadaşlar 34 ile değil 33 ile çarpıyorum. 33 ile çarptığımda gördüğüm 6'yı şöyle çarpalım. 33 ile 60'ı çarpıyorum. Şöyle çarpıyorum. Daha kolay oluyor. 0'ı hemen yerleştirdim. 8 bir elde 1980. Yani 1980'den büyük. Evet. Evet, en küçükleri buldum. En büyük için de 84 ile 40'ı çarpıyorum arkadaşlar. 84 ile 40'ı da çarpalım. 0, 6, 1 elde 3360 olacak.
alan. Ama sevgili arkadaşlar dikkat edin, bunlar kim? Santimetre kare. Çünkü birimler santimetre. Şimdi burada birim çevirmesi yapacağız. Santimetreden sonra desimetre gelir. Karelerde arkadaşlar 100-100 azalıyordu. Yani bu arkadaşa 2 virgül atıyorum. Bu arkadaşa da 2 virgül. Yani alan 19.80'den yüksek. Alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri. Demek ki 20 olabilir en büyük, en küçük. En büyük de 33.60'dan küçük olacağı için 33 olur arkadaşlar. Bu durumda da en küçükle en büyüğü toplarım. Hop 53. Gördüğümüz üzere D şıkkını bulurum. 4 numara gelsin bakalım. 4 numarada da neredeyse gözden kaçırıyordum bir şeyi. Şimdi burada yapabiliriz. X, Y, Z tam sayı sevgili arkadaşlar. Tam sayı olmak üzere. Löp 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 eşitsizlikleri verilmiş. Eşitliği de verilmiş. Buna göre lümp 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 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Güzel. Benim hemen dikkatimi çeken sevgili arkadaşlar şurada 3'ünün çarpımı bir kere 0. Bu ne demek? En az bir tanesi 0 bu arkadaşlardan ki sonuç 0 olmuş. İkisi de olabilir, hatta 3'ü de olabilir. Bakalım. Şimdi z'nin olmadığını görüyorum. Nasıl görüyorum? Karesi, şimdi bir sayının karesi herhangi bir sayının karesi arkadaşlar tam sayıda ya da negatif ya da pozitifte hep pozitif olur değil mi? Artı olur. Pozitif olur. Eğer 0 olsaydı bu arkadaş, z 0 olsaydı burası da 0 olur. Burası 0'dan küçük olmazdı. Z de 0 değil, y de 0 değil. Çünkü y de 0 olaydı burası 0'a eşit olurdu. Z 0 olaydı burası 0 olurdu. X eşittir 0 arkadaşlar. Bunu kesin ve kesin bulduk artık. Gayet güzel. Şimdi bu arkadaşın pozitif olduğunu anladım ben. 0'dan küçük olması için de sevgili arkadaşlar y ne olmalı? Eksi 1'den küçük olmalı. Negatif olacak çünkü bu y artı 1 değeri ki artıyla ben eksiyi çarparsam 0'dan küçük bulurum. Negatif bulurum. Buranın da negatif olması için yani şunu da yaptık. Y artı 1 küçük 0 dedik. Y küçük eksi 1 dedik. Bunu yaptık yani. Geldim x'e. X zaten 0'dı. Tamam x 0'da eksi 1 oldu. 0'dan büyük olması için y'nin zaten görüyorduk. Negatif bir sayı. Negatif bir sayının kübü de zaten arkadaşlar negatif olur. Negatifle negatif çarpsam 0'dan büyük olur. Bütün sonuçları çıkardım. Z hakkında herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Neden yok? Z burada arkada x'in gazabına uğramış. 0 olmuş burada. Burada da z ne olursa olsun zaten karesi pozitif bir sayı. Z hakkında net bir bilgim yok. Birinci önerme, birinci öncül koşul, birinci ifade daha doğrusu. Birinci ifade tam da benim çıkardığımı söylüyor. X 0 eşit y eksi 1'den küçük. Gayet güzel. X y'den büyük mü? Evet arkadaşlar bu arkadaş 0. Bu arkadaş da eksi 1'den daha küçük. Kesinlikle doğru. Z y'den büyük mü? Z hakkında kesin bir hükmümüz yoktu arkadaşlar. Herhangi bir şey diyemem. Kesinlikle. Yani kesinlikle bir şey diyemem. 1, 2. Neredesin? Bursa buradasın. B şıkkı. Geldiğim 5'e. Haksız kazanç elde eden 3 firmaya verilen cezalar aşağıda tabloda verilmiştir. Çok ayıp. Haksız kazanç çok ayıp bir şey arkadaşlar. Allah hepimize helal kazançlar nasip eylesin. A, B, C firmaları bu kadar bu kadar bu kadar gizemli cezalar verilmiş. Tablodaki X bir tam sayı. X bir tam sayı olmak üzere en az cezayı alan A firması. Yani 2X eksi 20 bin. En fazla cezayı alan da B firması. Demek ki en fazla cezayı mı dedi be? Evet. Demek ki şu 3x eksi 30 bin arada olacak. X artı 90 bin de sevgili arkadaşlar en büyük olacak. Eşitsizliğim benim bu. 3 firmaya verilen toplam ceza miktarı en fazla kaçtır? Bak burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. İyi bir dinleyin. Şimdi bir kere bir eşitsizlik var klasik. 3 tane böyle eşitsizlik yan yana görüyorsam arkadaşlar ben bunu şöyle çözüyorum. Önce şurayı çözüyorum. Sonra da şurayı çözüyorum. Sonra bu iki arkadaşın kesişimini alacağım. Hop gel bakalım buraya. Üçünü aynı anda çözebilir miyiz hocam? 2x'i buraya alsan, herkesten 2x çıkarsan olmuyor. Şeyi ayarlayamıyorsun. Şunu hemen işleme sokuyorum. 2x'i buraya geçirdim. 2x'i buraya geçirince x olur. Değil mi? 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. X
20 bin, 30 bin, 10 binden büyükmüş. Güzel. X sayısı arkadaşlar 10 binden büyükmüş. Bunu gördüm. Şimdi şu iki arkadaşı çözüyorum. Bu arkadaşı buraya geçirdim. 2X küçük olmalı. Bu arkadaş buraya geçti. 120 bin oldu. Bunu da 2'ye böldüm. X küçük olmalı. 60 bin. Gayet güzel. Yani bak buradan anladık. X sayısı arkadaşlar şu ikisini birleştirirsem 10 binden büyük, 60 binden küçük olmalı. En fazla kaç lira ceza dediğine göre sevgili arkadaşlar ne yapacağım ben? X'i mümkün olduğunca büyük alacağım. Tam sayı dedi. Demek ki X'i kaç alabilirim? 59.999 alabilirim. Güzel. Sonra tutar bu 59.999'u yerine koyarım. Burada 2 ile çarpar 20.000. Burada arkadaşlar böyle hayat geçmez. Böyle bir şey yok. Olmaz. Ben onun yerine şöyle yapacağım. Bak ha. Hatta şurada hemen göstereyim. Bak 2 çarpı 59.999 eksi 20.000. Bunu yaptığında ne çıkıyor karşına? Ben bununla çarpmaktansa herkese 60.000 ile çarpacağım bak. 2'yi 60.000 ile çarpıyorum. 120.000. 120.000'den 20.000'i çıkar. 100.000 olur değil mi? Güzel. Arkadaşlar eğer şu çarptığım sayı benim 60.000 olaydı 100.000 olurdu. Oysa ben bir fazlasıyla çarptım. 60.000 ile. Yani şu bulduğum değer benim aşağıda bulduğum değer. Şu bulduğum değerden arkadaşlar şurası bir fazla yaptım ya. 2 ile de çarptığım için 2 fazladır bu. Bu o sayıdan 2 çıkarsam ben bunu bulurum. Bu anlaşıldı değil mi? Şunu A diyelim. Bu bir A sayısı olsun. Şu arkadaş da A, 60.000'de A artı 1 olur değil mi? Bak 2A eksi 20 yapıyorum. Ya da 2A artı 1 yaptığımda ne görüyorsun? 2A artı 2. Yani artı 2 fazlalık burada geliyor. Bunu şunun için gösteriyorum. Hemencecik gösterelim. Burada artı 2 fazlalığım var. Burada direkt yerine koyduğumda sevgili arkadaşlar 100.000. 60.000 olarak devam ediyorum hayatıma. 60.000 ekledim. 150.000 de bu oldu. Güzel. Hop. Burada kaç fazlam var? Bir tane x olduğu için artı bir fazlam var arkadaşlar. Burada da yine 60'ı yerine koydum. 180, 30'u çıkarttım. 150.000 buldum. Bu da C firmasının. Burada kaç fazlam var? 3 ile çarptığım için arkadaşlar artı 3 fazlam var. Topladığımda bunları 400.000 gibi bir şey çıkıyor. Gibi değil, direkt 400.000 çıkıyor. Oysa ben burada arkadaşlar bunları 60.000 kabul ederek, x'i 60.000 kabul ederek artı 2, artı 1, artı 3. Yani 6 borcum var benim çarpmada. Eksi 6 yaparsan da buradan görürsün ki 399.994 olur. O da A şıkkında. Anlaştık. Bahsettiğim şeyi şurada söyledim. A ile çarpmak var, bir de A artı 1 ile çarpmak var. Bir, burada bir eklediğim için iki katını alıyorum ya, iki fazlam oluyor. Bir taneyle çarptığım için bir fazlam, üçle çarptığım için üç fazlam. Yedi ile çarpsaydım bir fazla kabul ettiğim için yedi katı alıyorum. Yani yedi fazlam olurdu. Altı ile devam edelim o vakit. Balıkçı Yunus Bey tezgahında 10 kilo alabalık. Yazalım. Ya da şöyle yazalım. Alabalık 10 kilo. Palamut 20 kilo ve hamsi. Marek Hamşik geldi aklıma. Trabzonsporlu. Evet, hamsi bulunmaktadır. Yunus Bey balıkların satış fiyatını şu şekilde belirlemiştir. Alabalığın fiyatı kilogramı palamutun kilogramından, palamutun kilogramı da hamsinin kilogramından %25 pahalı olacak. Yani şu x liraysa arkadaşlar bu arkadaşı 125 bölü 100 katını alacağım. %25 fazla diyor ya. Bir sayının şöyle diyeyim. X artı 25 X bölü 100. Değil mi? Bunu yaptım hızlıca. Şu ikisini topladığında 125. Bu arkadaş da arkadaşlar şunun. X çarpı 125 bölü 100'ün 125 bölü 100 katı olacak. Gayet güzel. Pahalı olacaktır. Balıkların tamamı 890 lira ya satıldığına göre diyor satılacaktır. Buna göre 1 kilo hamsinin satış fiyatı nedir? Şimdi arkadaşlar bu arkadaşı 15 ile çarpacağım. Şu arkadaşı 20 ile çarpacağım. Şu yukarıdaki arkadaşı da 10 ile çarpacağım. 890'a eşitleyeceğim.
Ondan sonra x'i bulmaya çalışacağım. Yine 5. soruda söylediğim gibi hayat böyle geçmez. Bu durumda ben şöyle yapmaya çalışırım. Şimdi şuna 4x desem, 4x liraya satıyor olsam, bu arkadaşın %25'i 4'te 1 demektir değil mi? %25'i 4'te 1 demek. X lira daha ekle, şu arkadaşı 5x liraya satarsın. Şimdi bu 5x'in de %25'ini aldın, 1,25 çıkar, 4'te 1'i. Bu da sıkıntı. Öyle bir sayıyı seçeyim ki ben bu arkadaşı, bunu 4 %25 fazlasını alınca şunda da alacak kadar olsun. İşte bak, bunu 4 alınca yetmedi ya. Bu arkadaşı 16x diyelim. 16x'in %25 fazlası. %25 arkadaşlar 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4. Bak 4x daha fazla ekle. Bu oldu mu sana 20x satış fiyatı kilogram mı? Oldu hocam. Şimdi bu arkadaşın 4'te 1'i de 5x oldu mu? Oldu. Bunu da 25x liraya satarsın. 20x'in de %25'i 4'te 1 demek. 4'te 1'i hop 5x yapar. 5x'i de ekledim. Bak 25x. Şimdi hayat çok daha güzel bir yer oldu arkadaşlar. Şimdi 16 ile 15'i çarp. 16x çarpı 15 artı kilosu bu kadar. 20x çarpı 20 artı 25x çarpı 10. İşte bu 890 liraymış arkadaşlar. Hadi bilin bakalım x kaç çıkacak? X 1 çıkacak tabii ki. Şimdi burada da kolaylıklar söyleyeyim. Ben 16 ile 15'i şöyle çarparım. 16 ile 10'u çarparım. 165. 5 ile çarpmak 10 ile çarpmanın yarısıdır. 80 daha eklerim. 240x oldu bu. Artı zaten 20x ile 20'yi çarpıyorum. Bu 400x. Artı adım adım 890'a gidiyoruz. Bu da 250x olur arkadaşlar. Topla bak. 640, 890x eşittir 890. Lömbür lömbür x 1'miş arkadaşlar. X 1 ise ben hamsi için 16x demiştim. Hop 16 lira olur bu. Bu 20 lira olur. Bu da 25 lira olur. A şıkkı. Burada yaptığım numara anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şimdi x desem acayip acayip şeylerle uğraşacağım. 4x desem gücü şuraya kadar yetiyor. Bundan sonra nefesi tükeniyor. Gene rasyonel sayılarla uğraşacağım. Paşa paşa buna 16x dedim. %25, bunun da %25'i aldığında tam sayıyla uğraşayım diye. Matematikçiyiz biz sonuçta değil mi? Rasyonel sayıları da biliyoruz. Eyvallah, öyle de çözeriz. Ama tam sayılarla uğraşmak varken rasyonellerle niye uğraşalım? 7. İpler var. Sanki normal metre ölçemiyormuş gibi x cinsinden ölçmüşler. Birinci ip, ikinci, dördüncü ip hep x cinsinden metre verilmiş. Birinci ip, ikinci ipten daha uzun. Veya bu iki ipin uzunluk birinci ip, ikinci ipten daha uzun veya bu iki ipin uzunlukları eşit olduğuna göre. Allah'ım ne demek istiyor? Arkadaşlar şunu demek istiyor. Birinci ip, ikinci ipten daha uzun. Yani 2x artı 40, 88 eksi 2x'ten daha uzun ya da eşitse diyor. Bu arkadaşın Türkçe meali bu. Daha uzun ya da eşitse. Güzel. Üçüncü ve dördüncü iplerin toplam uzunluğu en az kaçtır? Üçüncü ve dördüncü ipin de uzunluğu toplam ne kadar arkadaşlar? 4x artı 36. Bu en fazla kaç olur diyor. Gelin hesaplayalım. 2x'i buraya aldım. 4x. 40'ı buraya attım. 48. Normalde ne yaparsın? 4'e bölersin. Hadi onu da göstereyim madem. 4'e böldün her iki tarafı. X büyüktür. 12 dersin. En büyük kaç olabilir? En az kaç olabilir dediğine göre x en az 12 olabilir der. 12'yi gelir şurada yerine koyarsın ki ben zaten 4x'i bulmuştum. 48. 48'i buraya yazarım. 36 ile toplarım arkadaşlar. 84 derim zaten. Umarım anlaşılmıştır bu da. Evet, bu arkadaşı da geçiyoruz hızlıca. Evet. 8 numara gelsin o zaman. Bu da enteresan temente. Günümüzde kullanılan 1 liralık madeni bandı. 1 lira arkadaşlar madeni para. Şöyle de yapalım. 8.2 gram. Bir de 50 kuruş. 50 kuruş da sevgili arkadaşlar 6.8 grammış.
Bir kişi var burada, ismini de söylüyordu. Elif. Bir miktar biriktirerek Elif kumbarasını atıyor. Kumbarayla birlikte tarttı arkadaşlar. 152 gram geldi. Daha sonra Elif okul harçlığı için kumbarasından 5 lira değerinde madeni para alıyor. Allah Allah. Yani 5 lira alıyor, o zaman 5 tane 1 lira mı alıyor? Ya da bir kısmını 50 kuruş mu alıyor, onu bilmiyoruz. Niye vermedi acaba? Ve kumbarasını tekrar tarttığında 10.2 gram geliyor. Buna göre Elif kumbarasından kaç tane 1 lira almıştır? Hayırlı işler. Nasıl yapacağız? Çıkartıyorum tabii ki. 51.8. Nasıl çıkartıyorum arkadaşlar? Buraya virgül, şuraya 0. Artık TYT çalışıyoruz. Bunları hızlı geçiyorum. 10'dan 2 çıktı 8. 1 elde almıştım. 1 kaldı 1. 5'ten 0 çıktı 5. Ondalıklı sayılar, virgüller alt alta gelecek şekilde yapın. Arkadaşlar 51.8 grammış. Şimdi arkadaş 5 tane bundan alsam, bak gücü yetmiyor. 41 gram geliyor. Buna yetmiyor. Demek bir kısmı almış. Yani bak A tane 1 liradan, B tane de 50'den alsam. A tanesi 8.2 ile çarparım. Sonra B tane de 50 kuruş, yani 6.8 ile çarparım. 51.8 olur. Hocam bunu nasıl çözeceğim ki? Aynı zamanda sen şunu da biliyorsun sevgili arkadaşım. A'nın değeri 1 lira değil mi? A'yı 1 ile çarparım artı B tane de 50 kuruş aldım ya. Bu arkadaşı da 1/2 ile, yani 0.50 ile çarparım. Bu eder, lirası bu kadardır. Toplamı 5 lira yapar. İşte bunu çözersin. Şu A'yı buradan bulursun. İki bilinmeyenli iki denklem. Biraz inleyebilirsin. Ben şöyle düşündüm sevgili arkadaşlar. Hani kısaca öyle de yapabiliriz. Şimdi 8.2 gram, 6.8 gram. Bu işin hakkı şu bu arada. Böyle çözülecek yani. Buradan A'yı yok etmek için 8.2 ile ya da B'yi yok etmek için işte 6.8'in 2 katıyla çarpıp taraf tarafa topla, çıkar A'yı bul. Arkadaşlar şimdi bu A 1 lira. Bu da 50 kuruşun şeyi ya. 5'e 0 olmadığını gördüm. Ya da şu olabilirdi. 4 tane bundan, 2 tane bundan olabilirdi. 3 tane bundan, 4 tane bundan olabilirdi. Bak 4 lira, 1 lira da bu, 5 lira. 3 lira bu, bu 2 lira yapar. Yine 5 lira. Şöyle düşündüm. Bak 10'da 1'ler basamağına bak. Kuruş kısmına bak. 10'da 1'ler basamağına. Ben bu arkadaşı 4 ile çarpsam arkadaşlar, burası 8 olur. Şu arkadaşı 2 ile çarptığımda bu da 6 olur. 8 ile 6'yı topladığımda 4 yapar. Buna ulaşamam. Oysa bak şuna gel. 3 ile çarp, 4 ile çarp. 3 ile çarptığında virgül 6 yapar. Değil mi? 4 ile çarptığımda da virgül 2 yapar. Hop bak 8'i yakaladım. Hemen onu denerim. 24 tam 10'da 6. 4 ile çarptım, 3 elde 24, 27. Bak topladığımda 51.8'i görüyorum. Hani birazcık da pratik düşünecek olursam da böyle düşünebilirim. Yani 3'e 4, 3 tane 1 liraymış. Ama dediğim gibi matematikte öğrenmek istiyorsan asıl bu işin hakkı budur. Bu iş biraz işin hinli kısmı. Yani onu da arada görüyorsan yapabilirsin. Hani gerçek hayatta böyle şeylerle belki karşılaşabilirsin de. Ama siz şuna alışın ha, matematiksel kısmına, o hinli kısmına çok alışmayın yani. Evet, araç pank sensörleri arkadaşlar. Diyor ki 1 metreden, bak yazıyla yazınca ben çok sıkıntı yaşıyorum ya. Hemen gözüm sayı arıyor. 1 yazıyla yazınca göremiyorum. Siz altını çizin böyle durumlara. 1 metreden az temas mesafesi kaldığında devreye giriyormuş. Ve sürücü aralıklı sinyaller sesiyle uyarıyor. Temas edeceği nesne ile arasındaki mesafe azaldıkça duyulan sinyal sesleri aralığı kısalır. Uyarı sesi sabit olarak duyulduğunda araç nesne arasında 30 santimetre veya 30 santimetreden az kalmış demektir. Güzel. Yani 1 metre 100 santim. 100 santim ile 30 arası sevgili arkadaşlar. Dıt 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 diye ötüyor. 30'dan küçük ya da eşit olduğunda, değil mi? 30 santim olduğunda da sevgili arkadaşlar dıt diye ötüyormuş. Ne kadar da sinir bozucu. Tamam, anlaştık. Kızı ile kültür merkezinde tiyatro izlemeye ne kadar kültürlü bir aile. Emre Bey aracını görseldeki abi araçlarını park ediyor. Aracın hem ön hem de arka park sensörleri olan Emre Bey, vay çok zengin herhalde. Hem ön hem de arka sensörleri var. Benim arabanın sadece arka sensörü var mesela.
Arka sensörü sabit, ön sensörü de aralıklı olarak uyarı veriyor. Güzel, arkaya daha çok yanaşmış. Emre Bey'in aracı 4.30 metre olduğuna göre ABB araçlar arasındaki mesafe metre cinsinden ne kadar olur? Güzel. A arabası burası olsun, B arabası da burası olsun. Bizim zengin Emre Bey'in arabası da bu olsun. Tekerlekleri tepeden şöyle gözüküyor. Arkadaşlar şurası dıt diye ötüyor. Demek ki burası 30 ila ya 30 ya da 30'dan küçük. Ha, ne kadar olabilir? En az, en çok. Burası da arkadaşlar 100 santim ile 30 santim arası. Şimdi bu da 4.30 metreydi. Sevgili arkadaşlar, en çok ve en aza bakarım. En çok ne kadar olabilir? Burası 1 metre olabilir, 100 santim ve 30 santim olabilir. Bu durumda topladığımda 5 metre 30, 30 daha 5 metre 30 santim olabilir. En büyük. En küçük ne olabilir sevgili arkadaşlar? Bu arkadaş şu arası 30 santim ya da 31 mi yapalım? Hadi 31 olsun. 30 olduğunda bu olacak ya. Bu arkadaş da 0 olabilir. Tam o kadar mükemmel park etmiştir ki toplarsın 4,61 olur. Güzel. Yani benim arayacağım aralık bu. X mesafesi. Bakıyorum. Bak 4, 4 küçük, bu küçük, bu büyük, bu büyük. Şu aralığa sığan sadece 4.9 var. En küçük, en büyük değerlere bakıyorum. 10 numara. Cep telefonunda film izlemek için kullanılan iki uygulamayla aşağıdaki bilgiler biliniyor. Uygulamalar telefona yüklendikten sonra tamam böyle söylüyor. O soruyu bir okuyalım. Osman Bey telefonu uygulamadan tararın 400 tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Osman Bey şimdi A uygulaması için ilk 2 ay ücret alınmıyor. Sonra her ay 45 lira alınıyor. B uygulaması ilk 3 ay ücretsiz. Sonra her ay 60 lira 60 lira ödeniyor. Osman Bey cep telefonu A uygulamasını yüklüyor. Hop şurada A uygulamasını yükledik. Belli bir süre sonra da arkadaşlar hop B uygulamasını yüklüyor. Şimdi A ve B'yi de yükledi. Telefonunda bunlar var. Belli bir süre sonra. Ve 6 ay boyunca bu iki uygulamayı birlikte kullanıyor. Hop buradan 6 ay geçti. 6 ayımız var. Bu sürenin sonunda her iki uygulamayı da cep telefonundan kaldıran Osman Bey 495 lira ödüyor arkadaşlar. Kaç ay sonra A'yı yükledikten kaç ay sonra B'yi yüklemiştir diyor. B'nin yerini bulacağız. Şu arayı bulacağız arkadaşlar. Bu arayı bulmaya çalışacağız. Şimdi belli bir süre sonra B'yi yüklediği ayı bulacağız. Beraber oldular. Şimdi burada 3 ay boyunca zaten 3 ay ücretsiz B'ninkisi de A'la B'ye yükledikten sonra. Sevgili arkadaşlar şurada bu arkadaş kaç para öder? 3 ay boyunca toplam 6 ay yapmıştı ya. 180 lira öder. 180. Güzel. Sevgili arkadaşlar gel bakayım buraya. 180. A'ya kaç para ödedi diyeceğiz. A'yı uygulaması yükledikten belli bir süre sonra. Tamam. Peki 180 toplam 495 ödemişti. 180'i çıkartalım bundan. 315. Arkadaşlar B'ye bütün ödediği para 180 lira. A'ya kaç para ödemiş? 315 lira. 45 lira ödemiyor muydu ona da? Böl bunu da 45'e 7 mi oluyor? Evet 7 oluyor. Arkadaşlar 7 ay boyunca A'yı kullanmış. Hop. A 7 ay boyunca. Şurada 2 ay beleş ödemiş. Beleş kullanmış. Şurada da 1 aylık bir kısım varmış. Bak 1 ay da burada var. Çünkü 6 ay geri gittim ya. Demek ki sevgili arkadaşlar A 2 ay burada var. 1 ay burada var. Demek ki A'yı yükledikten 2 1 daha 3 ay sonra B'yi yüklemiş. Evet kolay oldu. Şekille çözünce hiç denklem falan kurmama da gerek kalmadı. 11 der ki IQ zeka seviyesi G gerçek yaş, Z de zeka yaşı. Allah enteresan. Olmak üzere bir kişinin zeka seviyesi yani IQ Adana çevrelerinde IQ'n mü diyorlarmış değil mi ya? Böyle şeylerde görüyorum ben.
siz söyleyin, komedi programlarında falan görüyorum. IQ arkadaşlar Z'yi G'ye bölüyor. Gerçek zeka yaşını gerçek yaşa bölüyor. Çarpı 100 ile bulunuyormuş. 16 yaşındaki bir grup çocuk için zeka yaşı 14,4 Z ve 17,6. Olduğuna göre bu gruptaki çocukların zeka seviyelerinin en geniş aralığı nedir? Arkadaşlar neyi soruyor bana? Zeka seviyelerinin. Zeka seviyesi de neydi? IQ'ydu. Şimdi ben burada ne görüyorum? Z görüyorum. Arkadaşlar IQ bu ise ben burada şunu görmek isterim. Z bölü G çarpı 100 görmek isterim. Bunun için ne yaparım? Önce bir 100 ile çarparım. Z ile 100'ü çarparım. Neden 100 ile çarpıyorum önce? Çünkü şöyle adam akıllı yuvarlak sayılar göreyim. Yani ondalıklı sayı da ne demek? Bu arkadaş 4, 4, 0. Bu arkadaş da 17, 6, 0 olur. 100 ile çarpmak 2 sıfır eklemektir. 1 virgül hop 40. 1440 hop 0. 1760. Şimdi ne yapacağım? G'ye böleceğim arkadaşlar. G ne? Bak bizde gerçek yaş 16. 16'ya bölüyorum şimdi bunları. 16'ya da bölüyorum. Doğru değil mi? 16'ya bölüyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, hocam kim bölecek ya bunu? Rahat olun arkadaşlar. Şu 144'ü 16'ya böldüğümde 9 çıkar ki bu 90 yapar. Bu zaten benim aradığım şeydi. Bak bunu yeni artık IQ'yu yazabilirim. Lömbürt. Bu arkadaşı da böldüğümüzde bak şöyle kolay. 100 tane olsa arkadaşlar 1600 olurdu. Bak 160 fazla. Demek ki 110 tane. Bir de 10 ile çarpmışız. 160 daha eklemişiz. İşte olay budur arkadaşlar. Lömbür lömbür. O da nerede? B şıkkında. Bak 12'de 12'ye geçeceğim şimdi. Bu arkadaşın biraz daha seni kandırmaya yönelik, yani kandırma değil de biraz daha işleri karıştırmaya yönelik bir şekli var. O da şu. X sayısı arkadaşlar bu aralıkta. Buna göre diyor, şuraya yazıyorum. X artı 2Y eşittir 10. Eşitliğini sağlayan en büyük Y, en büyük Y tam sayısı, tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada yapılan yanlışlardan bir tanesi. En büyük Y tam sayısı deniyor ya. Ha X o zaman en büyük diyorlar. Ha buradan şey oluyor. Hani ya 5 alınıyor ya da eksi 2 alınıyor. Ona göre işlemiyor. Ha büyük olabilmesi için X'in küçük olması lazım madem deniyor. Eksi 2 alınıyor. İşlem yapılıyor. Hüsranla sonuçlanıyor. Eksi 2, 12, 6. Lan gene çıkıyor ya. Tüh. Keşke şey olsaydı. Burada yanılmıyorsun ama yanılmamak için ne yapman gerektiğini de söyleyeyim. Arkadaşlar buradan y'yi çekiyoruz. Bak 2y eşittir 10 eksi x. Güzel. 2'ye bölüyorum. 10 şey y de eşittir arkadaşlar. 10 eksi x bölü 2. 11. soruda yaptığımız gibi. Ben şurada arkadaşlar şunu görmek istiyorum. Çünkü bak şu ifadeyi 10 eksi x bölü 2 eşittir y'yi. Şimdi X tam sayı demiyor. Y'nin tam sayı değerini arıyorum ya. X eksi 0 eksi 2,99 da olabilir. Tamam 5 tam da olabiliyormuş yani. 5 de olabilir. Geldim buraya. Şimdi arkadaşlar eksi X göreceğim. Herkesi eksi 1 ile çarpıyorum. Dikkat. Artı 3 hop X hop eksi 5. Negatif bir sayı ile çarpınca eşitsizlikler yön değiştiriyor. Eksi X. Unutmayalım. Şimdi 10 ekliyorum herkese. 10 ekliyorum. 10 ekliyorum. 10 ekliyorum. Artı 5. Anlaştık. Güzel. Şimdi de arkadaşlar herkesi 2'ye bölüyorum. Yani bak bu arkadaş 2'ye böldüm. Kim? İşte bu arkadaş Y. Y'nin alabileceği değerler bu arkadaşlar. 6,5'tan küçük. 2,5'tan büyük. En büyük sayı değeri de kaç olur arkadaşlar? 6,5'tan küçük. 6 olur tabii ki. Ya burada eksi 2 alınca da kazara çıktı ama ya ben olsam daha farklı sorardım. Yani burada yanılmıyorsun x'i tam sayı alınca ama siz yine de böyle yapın. Çünkü x için tam sayı demiyor arkadaşlar. Böyle mesela daha kas sayısı olsaydı, x'in kas sayısı olsaydı seni kandırabilirdi. Bu işin hakkı da böyledir. Sen burada bu Y'yi çekip Y'yi görmen gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.